Sayın Bakanım, çok değerli milletvekilim, çok değerli büyükelçilerim, sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Güzel bir gelenek, harika bir gelenek. Büyükelçiler toplantıları, bir araya gelmek, tekrar olduğunuz coğrafyadaki gelişmeleri değerlendirmek, ülkemizin içinde bulunduğu gelişmeleri almak, yani bir karşılıklı bir enerji vermek veya enerji almak, böyle bir şarj ve deşarjla birlikte çok yararlı olduğuna inandığım bu toplantıların hayırlı olmasını diliyorum. Ve başarılarının da, bu toplantıların başarılarının da devam ediyorum. Bu tabii bu seneki toplantıların başlığında gördüğüm, geçen gün açılış konuşması sırasında değerli Sayın Bakanımızı, çok değerli hocamızı dinleme imkanı buldum. Kendilerine o her zamanki muhteşem konuşma, hitabet kabiliyetleriyle müthiş bir ufuk turu çizdirdiler bize. Böyle büyülenmiş gibi seyrettik Sayın Dışişleri Bakanımızı. Seyrederken de aklıma bir şey geldi orada ama onu sonra anlatayım. Ama başlıklar çok muhteşemdi. Bizim Ekonomi Bakanlığımızın, o çiçeği burnunda Ekonomi Bakanlığımızın Ekonomi Bakanı olduk ama derken, evet Ekonomi Bakanı olduk ama hakikaten Türkiye'nin bir dünya politikası olarak da güçlü ekonomi. Yani güçlü demokrasi, dinamik ekonomi ve etkin diplomasi. Birbiriyle yani bu ilişki bu kadar güzel anlatılabilirdi üç cümleyle. Çocukluğumuzda sanırım ilkokul 4'te veya 5'te okuduğum bir hikaye vardı. Benim o büyükelçilik dendiğinde bir ülkenin, bir onurun, milli onurun, kişisel onurun temsilinin en güzel anlatımlarından bir tanesi Ömer Seyfettin'in İncilik Kaftanı vardı. Hiç unutmam onu. Hepiniz bilirsiniz herhalde o hikayeyi. Büyükelçiliğin herhalde en masalsı anlatımlarından birisidir. Osmanlı'nın zayıf olduğu o dönemlerde veyahut da zayıf olduğu dönemlere denk gelen veyahut da padişahın unutkanlığına denk gelmiş. Veyahut da o görev verilen insanın o yüce kişiliğinden kaynaklanan ben nasıl gideceğim, temsil anlamında ne tür belki ödenek veya İHŞ ile ilgili bir şey sormamış. Büyükelçilik olarak gidecek olduğu yere giderken bir milleti temsil ettiğinin, bir duruşu, bir gururu, bir onuru temsil ettiğinin bilinciyle varı, yoğu, nesi varsa satmış, müthiş bir kafile düzmüş ve kendine de müthiş bir, hepinizin bildiği bir kaftan yaptırmış. Ve kaftan da baştan aşağı incilerle süslü. Vardığı yerdeki kabul edecek olan zat, onu aşağılama adına kendisi oturmuş. Tabii benim anladığım kadarıyla da herhalde karşısındaki oturuyorsa onu muhatap olan büyükelçinin de oturması lazım. Yani o otururken onun ayakta durması, temsil ettiği ülkenin cumhurbaşkanı, başkanı, padişahı, sultanı her neyse eşit seviyede olduğundan onun da oturması lazım. Onu aşağılamak için oturacak bir yer koymamış. Hatırladığım kadarıyla, çocukluk aklıyla hatırladığım kadarıyla böyle bir şeydi. Bakmış görmüş ki oturacak yer yok. O müthiş kaftanını sermiş yere, bağdaş kurmuş, oturmuş. Mesajını da vermiş. Sonra kalkmış. O kaftan tabii çok son derece gösterişli. Oturduktan kalktıktan sonra da o da oradaki karşısındaki devlet başkanı olan kişi hatırlatmış. Demiş ki gidiyorsun ama kaftanın kaldığı yerde. Biz yere attığımız şeyi bir daha almayız demiş. Öyle güzel bir söz de vardı herhalde hatırladığım kadarıyla. Onun için büyükelçilik benim için büyükelçilik makamı, o temsil makamı. Yani bir büyükelçinin arkasına yüklenmiş olan müthiş bir onur, müthiş bir gurur, müthiş bir kimlikle yüklü olan bir kişi demek büyükelçi. Düşünsenize tarihiyle, geçmiş tarihiyle, sahip olduğu ülkenin bütün değerleriyle ve gelecekteki bütün hayalleriyle beraber bir büyükelçi o ülkede, yani dünyanın herhangi bir yerinde o bayrağı dalgalandırmak adına bir büyükelçi bir ülkeyi temsil ediyor. Bir ülkeyi, her şeyi temsil ediyor. Onun için ben bugün burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı son derece mutluyum. Benim için bir onur. Yani burada yaklaşık olarak eğer şey değilse, 2 haftayı yeni geçtik. Daha bir bakanlığımızın süresinde ilk icraatlarımızdan bir tanesi de
Sayın Başbakanımızla beraber Japonya, Singapur ve Malezya seyahatleri oldu. Bugüne kadar da tabii ki gerek milletvekilliğimiz, ondan önce belediye başkanlığımız, ondan önceki İhracatçılar Birliği Başkanımız, TİM yönetiminde olmamız hasebiyle yurt dışına gittiğimiz her yerde de dışişlerinin teşkilatıyla mutlaka karşılaşırdık. Bir dışişleri veyahut da bir büyükelçilik binası veya bir konsolosluk binası gördüğümüzde insan bir hoş olurdu. Şimdi bu gittiğimizde tabii ki daha yakından temasla görme imkanımız oldu. Oralardaki faaliyetleri görme imkanımız oldu. Oralardaki büyükelçilerimizin o gayretini görme imkanımız oldu. Yani bir Japonya büyükelçimizin, Singapur büyükelçimizin, bir Malezya büyükelçimizin orada böyle kendini parçalarcasına koşturmasını, titizlenmesini, yani Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı bir ülkede oldu. Başbakanı geldiğinde karşı muhatabının olmamasından ne derece bunu önemsediğini, bunu ne derece büyük bir şey halini, yani geç gelmemesi değil de sanırım yarım dakika falan da böyle bir geç kalma olmuştu. Bunu ne derece değer verdiğini görmüş olduk. Ben biraz önce anlattığım o Ömer Seyfettin İncilik Haftanı'ndaki o yiğitleri, aynı zamanda da Hoca Ahmet Yesevi'nin erenlerine o gönderdiği, her yere gönderdiği demirci ustalarına, hancılarına, nalbantlarına, semercilerine, aklınıza gelebilen o diğer bütün mesleklerle gönderdiklerine benzetirim. Yine böyle Saraybosna'ya gittik, Bosna Hersek'e gittik. Orada tekkenin olduğu bir yer var. Suçkan dedikleri tekkenin olduğu bir yer. İlk gidenler oraya tabii Hoca Ahmet Yesevi'nin erenleri gitmiş oraya. Osmanlı'nın eseri yok daha. Yıl işte çok daha erken, fetihten belki 150-200 yıl önce. Gelenler tabii çok sempatik, sevilen insanlar gibi görülmüş. Oradaki oranın halkı onlara ya demişler burada size zarar verdiler. Belki gidin şu kimsenin girmeye cesaret edemediği ormanlık bir yerde kendi şurada demişler mekan tutun orada yaşayın. Gizli bir şekilde giden o erenler. Orada hiç kimsenin içine çıkmaya cesaret edemiyor o insanlar. O gittikleri, oraya gittikleri o ulvi görevi, o amacı hiç unutmamışlar. Ve orada bulundukları yerde saklanan o insanlar, gizlenen o insanlar aradan diyelim ki 20-30 sene geçtikten sonra o bölgenin insanları bir yere giderken, ticaret için, sefer için, herhangi bir şey için bir yere giderken en kıymetli varlıklarını, çocuklarını, eşlerini veyahut da mallarını, mülklerini, kıymetli şeylerini onlara emanet ederek gitmeye başlamışlar. Bu sebepten dolayıdır ki Fatih Sultan Mehmet Han, mekanı cennet olsun, Saraybosna'ya vardığında Saraybosna'yı savaş yapmadan yani herhangi bir çatışmaya girmeden fethetmiş. Hazırlanmış çünkü ortam, imkan, o bölge, o coğrafya, o kültürle, önden gidenlerin o kültür tanıtımıyla, o büyük dava insanı olmalarının şeyiyle de hazırlanmış. Dolayısıyla da Fatih Sultan Mehmet Han, süt annesinin de Boşnak olması ve Boşnakça biraz bilmesi sebebiyle de, onun da sempatisiyle bir anda derler ki işte bilemiyorum tabii ki hocam çok daha iyisini bilir. 50 bin civarında insanın Müslüman olduğu bir anda ve Bosna Hersek'in o fethedildiği o ünlü fetvası, vakıf fetvası veyahut da Bosna ile ilgili fetvaları da orada çok ünlü gittik gördük oralarda hakikaten burnumuzun direğini sızlatan hatıralarla da yaşadık. Dünyada baktığımız zaman insanların ilişkilerinde veyahut da şirketlerin ilişkilerinde, bireylerin ilişkilerinde en güçlü ilişkiler karşılıklı menfaatlerin en maksimum düzeyde tutulduğu ilişkilerdir. Eğer insanlar birbirleriyle menfaatleri en tepede buluşuyorsa dostluk olabilir, kardeşlik olabilir, arkadaşlık olabilir, komşuluk olabilir. Adını ne derseniz deyin, o en güçlü ilişkidir. Menfaat ne kadar yukarıdaysa, birbirleriyle olan o ilişkiler ve birbirlerinin hatırını kırmamak veya birbirlerine sahip çıkmak anlamındaki o ilişki o kadar güçlüdür. Ben bunu zaman zaman biraz böyle
yanlış anlaşılma riski de yüksektir ama yine de aynı örneği vermekte en çarpıcı örnek. Dünyanın en güçlü ilişkisi bir anne ile bebeği arasındaki ilişkidir. Anne ile bebek arasında baktığınız zaman da ilk bakışta hiçbir menfaat yoktur, öyle değil mi? Ne menfaat olabilir ki bir anne ile bir bebeği arasında? Halbuki yeryüzünün en büyük menfaati ikisinin arasındadır. Birisinin yaşam sebebi, bebeğin yaşam sebebi annesidir. Annesi olmasaydı olmasa yaşayamaz. Bir annenin de en büyük menfaati hiçbir parayla, pulla, hazineyle, defineyle, ne bileyim aklınıza gelebilen tüm dünyevi rakamlarla ölçülemeyecek bir menfaati o bebeğinden aldığı hazdır. Yani bu ikili menfaatin en üst düzeyde buluştuğu, bu ikilinin birbiriyle olan o güçlü ilişkisi kadar hiçbir ilişki yoktur. Onun için toplumlar arasında, ülkeler arasında veya kurumlar arasında en güçlü ilişkiler de menfaatlerin en üst düzeyde olduğu ilişkilerdir. Ülkeler arasındaki ilişkiler de buna çok benzerdir, yatkındır. Ne zaman ki ülkelerin birbirleriyle olan ekonomik bağlantıları, kültürel bağlantıları, tarihi bağlantıları, inanç bağlantıları, herhangi bir ortak paydadaki menfaat bağlantıları ne kadar çoksa birbirleriyle o kadar zor problem çıkarırlar. En yakın coğrafyamıza şöyle bakarsak, yani bir de iki insan en rahat nasıl kavga eder? Birbiriyle hiçbir menfaati yoksa, kavga ettiklerinde, problem çıkardıklarında birbirleriyle hiçbir kaybedecekleri bir şey yoksa çok rahat kavga ederler. Onun için ülkeler arasındaki, coğrafyalar arasındaki, inançlar arasındaki, kültürler arasındaki Telaşlanma. Biz ona çok alışkınız ona. Onun için hiç problem değil. Sadece grup anlamında sizlerin dikkatinin dağılacağına inandığım için. Olur böyle şeyler. İnanılmaz ciddi bir toplantı. Düşünün bir bakan olarak inanılmaz bir ciddi toplantının neresinde olabileceğini. Orada da çok böyle özel arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Orada bir arkadaşımızın telefonu çaldı. Telefonda da şarkı var. Ada Sahilleri. Sayın Bakanım da hatırlayacaktır onu. Hep beraber bir güldük. Orada çünkü çok ciddi bir ortam ama o Ada Sahillerinde hep beraber. Nerede olduğunu tahmin etmişsinizdir belki. Onun için dış işlerimiz bizim için son derece önemli. Yani büyük işlerimiz bizim için son derece önemli. Biraz önce tarif ettiğim, sizler Hoca Ahmet Yesevi'nin erenlerisiniz, zerden geçtilerisiniz. Sizler bu ülkenin hakikaten o incili kaftanını giyip giden onur temsilcilerisiniz. Taşıdığınız yük o kadar çok ağır ki, o kadar bir de kutsal ki, o kadar önemli ki, arkanızda binlerce yıllık bir tarih, milyonlarca hatta ne bileyim geçmiş tarihimize şöyle baktığımız zaman da kültür coğrafyamızla beraber belki yüz milyonlarca insanın da sorumluluğunu taşıyorsunuz. Böyle bir görevle gidiyorsunuz. En güçlü ilişkilerden oraya gelmiştik ve ondan sonrası da şöyle devam etmek istiyorum. Bakın Afrika örneğini verdi. Değerli hocam Sayın Dışişleri Bakanımız toplantıların ilk başında İhracat rakamlarına şöyle baktığımız zaman en hızlı ihracat rakamlarımızın geliştiği yerler bizim Kuzey Afrika. Biraz daha aşağı inince işte Sahra Altı Afrika'da inanılmaz güçlü ilişkiler kuruyoruz şu anda. Türkiye olarak genel anlamında baktığınız zaman ihracatımızda işte olsa Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı iller sizler işte biliyorsunuzdur muhtemelen nereler olduğunu ama genel anlamında kamuoyunda şöyle bir algı vardır. Türkiye'nin bütün ekonomik ilişkileri ve istikbali, bütün kırılacak olan yumurtaların tamamı batı ekonomilerindedir diye algılanır. Veyahut da
sorsak yoldaki vatandaşlarımıza Türkiye en çok ihracatı nereye yapıyor diye sorsak herhalde genel anlamda Amerika Birleşik Devletleri belki en güçlü cevaplardan birisi haline gelir. Halbuki Amerika Birleşik Devletleri bizim dış satımımızda ilk 5'te, 6'da, 7'de yok. Bir numarada Almanya var. İki numarada Irak var. Buradan şuraya gelmeye çalışacağım. Sizlerle bazı şeyleri paylaşmaya çalışacağım. Türkiye ekonomisi sahip olduğu bütün dinamikleriyle, bütün özellikleriyle şimdiye kadar çok edilgen bir yapıya sahipti. Dünya ekonomisine şöyle baktığımızda dünya ekonomisinin ana aktörleri Amerika Birleşik Devletleri gibi, Anglo-Sakson kültürü gibi, Almanya kültürü gibi bunlar dinamikler, hatta Japonya kültürü gibi dinamikler, bunların en büyük amaçları, en büyük hedefleri veyahut da kendilerini en güvende hissettikleri şey bir, enerji ve ham madde güvenliğini sağlayacakları bir ortamda kendilerini egemen kılmak. İki, tüketim ağlarındaki tüm tüketim alışkanlıklarını belirlemek ve tüketim ağlarına da sahip olmak. Bu iki alana sahip olduktan sonra bu saydığım ekonomik güçler ve kültürler aradaki üretim alanını olabildiğince terk etmeye çalışırlar ve tabii ki bazı stratejik önemde olan yerleri kendilerinde tutarak geri kalanlarını da ürettirirler. Bu ürettirirler bölümünde biz varız. Yani bugün Amerika, İngiltere, Almanya, işte Japonya gibi, Çin gibi, Çin de sonradan katılanların arasında bunların en büyük amacı bir, dünyanın enerji kaynaklarının olduğu bölgelerde, alanlarda veyahut da o şeylerde, ürünlerde egemen olmak, hakim olmak. İki, ham maddeyin ana maddede, ana kısımlarında ya kendileri üretip ya da Japonya gibi kendi ülkesinde bir tek bile ağaç kesmeden dünya kereste piyasasını elinde bulundurmak. Ve bu alanda hakim olmak. Diğer tarafta da film sektörüyle, müzik sektörüyle, efendim diğer kültür alanlarıyla, dünyanın her yerinde açtığı okullarıyla, diğer alanlarıyla, her şeyiyle insanların hangi renkler giyeceklerine, ne tür kravatlar takacaklarına, nasıl kıyafetlerle dolaşacaklarına, hangi müzikler dinleyeceklerine, çocuklarının hangi hayal kahramanlarıyla yoğrulacağına, hangi hayalleri kuracaklarına belirlediğiniz zaman ne tüketeceğini de siz sunuyorsunuz. Diyorsunuz ki sen bunları da tüketeceksin. Diğer taraftan da bütün bunların arasına da tüketim ağlarını da yedirdik de onları da böyle kurduktan sonra ve bu alanlara da olabildiğince destek, hem maddi hem de biraz önce saydığım o enstrümanlarla. Düşünün, bir film seyrediyorsunuz. Batı dünyasından gelmiş olan bir film. O filmin içinde her şey gizlidir. Her şey. Markalar, dağıtım ağları, diğer kültür şeyleri, bütün bunları da, yani bir, tüketim ağları, tüketim alışkanlıkları, iki, enerji ve ham maddeyle ilgili güvenliklerini sağlamak. Bunları sağladıktan sonra da arada üretimle ilgili stratejik olmayanlar dışında tamamından vazgeçebilirsiniz. Bizim durumumuz şu anda, biz aradayız. Halbuki bizim çok devasa bir derinliğimiz var millet olarak. Bir coğrafya düşünün ki Orta Asya'dan Kafkaslara kadar, Kafkaslardan Orta Doğu'nun ta Yemen'ine kadar, Kuzey Afrika'dan Balkanlara kadar bütün bu coğrafyada biz kültür coğrafyamızda bu biraz önce saydığımız şeyi çok kolaylıkla yapabiliriz. Biz ülke olarak bu coğrafyada başkalarının yaptığı gibi de değil. Hazır bir iklimimiz var. Belki zaman içinde üzerinde şöyle küllenmiş, birazcık böyle üstü koru kaybolmuş, alevi kaybolmuş olan bir coğrafyada biraz şöyle üstünde küller alıp da üflediğimizde canlandıracağımıza inandığımız o gönüllü, kardeşlik, tarih, kültür işbirlikleriyle biz bu coğrafyada bir, her şeyimizin en önemli vakfı varlığı olan enerji alanlarında
güvenli, sürdürülebilir enerji güvenliğimizi garanti altına alabiliriz. İki, ham madde olarak. Bu coğrafyada biz ham madde güvenliğimizi ve ham madde garantimizi de sağlayabiliriz. Üç, Dubai'ye gittik. Dubai'de işte giderken bir anda en benim şok olduğum şey veyahut da böyle hayretimi cezbeden şey, yol kenarındaki billboardlarda eleştirebilirsiniz. Beğenip beğenmemek serbest de. Türk dizilerinin, filmlerinin de billboardlarda şeyler, resimleri vardı. Bir anda kendimi Türkiye'de hissettim. Ya nereye geldik der gibi. Sonra bunu dikkat ettiğimde diğer Orta Doğu'da veyahut da kültür coğrafyamızın olduğu birçok yerde, Balkanlar dahil olmak üzere, çok büyük bir şey gördüm burada. Yani böyle bir imkan veya potansiyel gördüm, sevgi gördüm, ilgi gördüm, öyle söyleyeyim. Bu coğrafyada biz tüketim alışkanlıklarını belirleyebiliriz. Çok da kolaylıkla belirleyebiliriz. Bir de onlarla işbirliği yaparak aynı alanda ortak değerlerle tüketim alışkanlıkları ortaya koyabiliriz. Ve biz bu coğrafyada tüketim ağlarında hakim olabiliriz, yeni tüketim ağları da yaratabiliriz. İşte böyle olursa Türkiye o Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği muasır medeniyet ve daha üzerine doğru gitmeyi çok daha reel, ayakları yere basan bir şey haline getirebilir. Dış ticaret rakamlarına şöyle baktığımızda bizim 2008 krizi bir sebeptir ama ondan sonra 130 milyar dolarlardan bir aşağıya doğru geliyor. Şimdi son 4 yıldan beri biz net ihracatımızda altın hariç diyorum. Çünkü 12,5 milyar dolar civarında altın ihracatımız var. O hariç 140'lı rakamlar civarında 4 yıldan beri böyle bir şeydeyiz. Yatay seyre doğru yaklaşıyoruz. Evet, bu sene reel bazda %7 civarında bir artışımız var. Yeni alan bu. Yeni alan bizim biraz önce saydığım özelliklerde hakim olabileceğimiz bu coğrafyada yeniden Türkiye'nin o 500 milyar dolarlık hedefe doğru. Dünyanın 10. büyük ekonomisi olmaya doğru. Avrupa'nın 3. büyük ekonomisi olmaya doğru yolculuk için gerekli olan şey bu çizdiğim alanda sizin şu anda yaptığınız hakimiyeti kurmak. Afrika örneğine tekrar döneceğim. Hocam da onu altını çizerek söyledi. Türk Hava Yolları olarak Afrika'ya en çok uçan ülkeyiz şu anda. 76 milyonluk bir ülke, Afrika'nın en çok uçan ülkesi. Büyükelçilik olarak bilemiyorum. Afrika'da herhalde yanlış hatırlamıyorsam ikinci veya üçüncü. İlk beşteyiz. Yani nüfus olarak, ekonomi olarak dünyanın 16. büyük ekonomisi, nüfus olarak belki daha aşağılarda olabiliriz ama Afrika'da böyle bir önem vermişiz. Yani biz bu biraz önce saydığım şeyi Afrika'da sağlayabiliriz. Nasıl sağlarız? Bunu da sizlerle sağlarız. Biraz önce o saydığımız özelliklerle sizler orada olduğunuz sürece, gözünüz kulağınız o ülkenin üzerinde hep olduğunuz sürece, yani orada o Saraybosna'daki, Bosna Hersek'teki önden gidenlerin yaptığı gibi oralarda bu ilişkiler olduğu sürece, arkadan gelen sanayici, arkadan gelen ihracatçı, arkadan gelen oradaki bütün ekonomik sefere çıkanların tamamı iklim hazır olduğu için, menfaat bağları önceden kurulmaya başlandığı için çok daha başarılı olacaklardır. Çok daha farklı sonuçlar alınacaktır. Ve çok daha kalıcı olacağız orada. Bir de o coğrafyada, yani bu coğrafyanın tamamı biraz böyle mazlum coğrafya. Gerek Asya, gerek Kafkaslar, gerek Orta Doğu, gerek Afrika, gerek Balkan coğrafyaları bizim dışımızdaki tüm güçler tarafından mağdur edilmiş olan coğrafyalar. Biz bu coğrafyada Osmanlı veya ecdadımız itibariyle her nereye gittiysek asla ve asla zulmetmemişiz. Hiçbir yerde bizim ecdadımızla ilgili başımızı öne eğdirecek de hiçbir geçmişimiz yok veya hatıramız yok. Önümüze çıkarılacak olan hiçbir şey yok. Bu coğrafyaya gittiğimiz her yerde Allah'a şükürler olsun ki ecdadımızla gurur duymamızı sağlayacak hem fiziksel eserler var hem de tarihi hatıralar hala capcanlı da duruyor ve durmaya da devam ediyor. Ben Ekonomi Bakanlığı'nın
konuşmamızın başında bugün Sayın Bakanımızın söylediği gibi herhalde bakanlıklar içinde en içe çalışacağı bakanlık Dışişleri Bakanlığı. Sanki ikisi bir bakanlık gibi. O sloganda olduğu gibi güçlü demokrasi, dinamik ekonomi ve etkin diplomasi. Bir, o kadar birbirine uygun ve o kadar birbirini güçlendiren, bir diğerini çeken, yukarıya doğru çeken bir olgu ki istikrarı son derece iyi. Ekonomik siyasi istikrarı, ekonomik istikrarı da son derece üst düzeyde. Son 10 yılda, 12 yılda dünyanın en hızlı kalkınan, milli gelirini en hızlı artıran, ihracatını en hızlı artıran, dünyanın 250 ayrı gümrük bölgesine ihracat yapan bir ülkenin büyükelçisi olmanın ben çok önemli olduğuna inanıyorum. Tam tersi olsaydı, siyasi istikrar olmasaydı, ekonomik istikrar olmasaydı, efendim şu andaki gibi dünyanın hemen hemen her yeriyle ticaret yapan bir ülke olmasaydı, dünyanın her yerinde elinde çantasıyla ülkesinin ürünlerini, şirketinin ürünlerini pazarlamaya çalışan bir başarılı bir ülkenin mensupları olmasaydı, büyükelçilik herhalde biraz oralarda zor olurdu diye düşünüyorum. Yani bir ülkeye Türk Hava Yolları uçan bir ülkede büyükelçi olmakla Türk Hava Yolları'nın uçmadığı bir ülkede büyükelçi olmak sanırım farklıdır diye düşünüyorum. Ben bizim ticaret müşavirlerimizin, ateşeliklerimizin de biraz önce saydığımız bütün bu özellikleri taşıyan arkadaşlarımızın olması gerektiğine de inanıyorum. Yurt dışına giden arkadaşlarımızla ilgili çok özel çalışmalarımız olacak. Aynen bu şekilde tekrar onları geri çağırarak yeniden onlarla hem onların anlatması hem de bizim onları yeniden şarj etmemiz gerektiğine de inanıyorum. İnşallah orada da Sayın Bakanımızla birlikte bu toplantılarda Türk dış politikasıyla Türk ekonomisini, Türk ihracat politikalarını, ihracat hedeflerini, o 500 milyar dolar hedefimizi, 2 trilyon dolarlık milli gelir, gayri safi milli hasıla, yurt dışı hasıla hedefimizi, dünyanın en büyük 10. ilk 10 ekonomisinden biri olmak, Avrupa'nın 3. büyük ekonomisi olmak gibi hedeflerimizi de anlatacağız onlara. Hafta sonu dediğim gibi Japonya'daydık, Singapur'daydık, Malezya'daydık. Buralarla da, bu ülkelerle Sayın Başbakanımızın talimatları doğrultusunda çok hızlı bir şekilde serbest ticaret anlaşmaları imzalayacağız. Bildiğiniz gibi Türkiye Avrupa Gümrük Birliği'ne tabi bir ülke. Ama maalesef başta o günkü gerekçelere de saygı gösteriyorum. Hangi gerekçeyle Türkiye o maddeye tabi olduysa veya buna razı olduysa onu da diyeceğim buradan o günü. Yani bugün burada oturup da o günü yorumlayıp o günü eleştirmek pek gerçekçi olmaz diye düşünüyorum. Gümrük Birliği'nde bizi en çok üzen ve bizi en çok rahatsız eden maddelerden bir tanesi Avrupa Birliği dünyanın neresinde olursa olsun hangi ülkeyle serbest ticaret anlaşması imzalarsa imzalasın o ülke Avrupa Birliği'nde elde ettiği tüm hakların tamamını Türkiye'de de elde etmiş oluyor. Türkiye'ye çok serbest bir şekilde tüm imkanlarıyla giriş hakkına sahip olmuş oluyor. Ama Türkiye aynı hakka sahip değil. Diyelim ki en bizim sıkıntı yaşadığımız ülkelerden bir tanesi diyelim ki Cezayir. Avrupa Birliği Cezayir'le serbest ticaret anlaşması imzaladı. Avrupa Birliği Cezayir'e serbestçe girebiliyor, ticaretini yapabiliyor. Cezayir Avrupa Birliği de yapabiliyor. Cezayir aynı zamanda Türkiye'yle de yapabiliyor ama biz Cezayir'e giremiyoruz. Ve Cezayir'in Türkiye'yle ayrıca serbest ticaret anlaşması yapması gerekiyor. Avrupa Birliği'nin bu konuda herhangi bir zorlayıcı da hiçbir kararı yok. Hiçbir zorlama şeyi de yok, şartı da yok. Diyor ki sen istersen Türkiye ile de serbest ticaret anlaşması imzalarsın. Biz şimdi sizlerin destekleriyle, sizlerin de katkılarıyla önden gideceğiz. İnşallah bunun en önemli örneklerinden bir tanesini de Japonya ile yapacağız. Avrupa Birliği Japonya ile şu anda serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başladı. Ama Avrupa Birliği'nin o hantal yapısı içinde
Bunun 3 ve 4, en az 4 sene süreceğini tahmin ediyoruz. Biz Şubat sonuna kadar çerçeveleri belirleyecek, komitenin çalışmaları bitirecek. Mart sonuna kadar komiteler resmi çalışmalarına başlayacak. 1 Haziran itibariyle resmen görüşmeler başlayacak ve akitleşmemiz, sözlü akitleşmemiz de şu: İnşallah Avrupa Birliği'nden önce Japonya-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış olacak. Diğer bir alan Singapur. Singapur bildiğiniz gibi dünyada yatırım serbestliği veya yatırım cazibesi anlamında yapılan listede 1 numara. Hiçbir üretimi olmamasına rağmen Singapur Başbakanı'nın söylediği bir espri: bizim birkaç tavuk birkaç balığımız var. Başka her şeyi ithal ediyoruz, satın alıyoruz. Ama dünyanın en büyük limanına sahip. Dünyanın ne bileyim en büyük ticaret alanlarından birisi. 3 milyar kişinin üzerindeki Asya Pasifik bölgesinin de en büyük ticaret aktörlerinden bir tanesi. Bizim bunlarla serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili bir ilk temasımız olmuş. Türkiye tarım ürünleri çekincesiyle, bazı alanlardaki çekincesiyle bu biraz geri kalmış, durmuş. Sayın Başbakanımızın orada hakikaten ön alan o cesaretiyle dedi ki, tamamen serbest olan bütün alanlarda, bütün fasıllarda serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasını öngörüyoruz ve teklif ediyoruz dedi. Biz de Türkiye'nin buna ihtiyacı var dedik. Türkiye'nin Singapur gibi yaklaşık olarak 5,5 milyon nüfuslu ama ticaret olarak da dünyanın en büyük tüccar ülkelerinden biriyle bütün alanlarda serbest ticaret anlaşmasını bir laboratuvar ortamında denemesi gerektiğine inanıyoruz. Onun için bugüne kadar hiç kimseyle, hiçbir ülkeyle imzalamadığımız serbest ticaret anlaşmasını imzalamak üzere Singapur'la resmi görüşmelerimizi başlatıyoruz, başlattık. İnşallah çok kısa bir sürede tamamlayacağız bunu. Artı üçüncü olarak da inşallah yine orada görüşmeler sırasında biraz böyle Malezya'nın bazı öne sürdüğü şartlar vardı. Bu şartlar bizim kabul etmemiz pek mümkün olmayan şartlardı. Sayın Başbakanımızın da yine o opportunist yaklaşımıyla şimdi Malezya'yla iki başbakanın mutabakatı üzerine 13-15 Ocak yani şu anda Türkiye'deler, dün ve bugün ve yarın görüşmeler teknik olarak bitecek. 2 ay içinde bütün tercümeler ve diğer kırtasiye işleri tamamlanacak. Nisan'ın ortasında iki başbakanın huzurunda Malezya'yla çok üst açılımlı, yani bayağı bir açık, hemen hemen bütün alanlarda serbestlik sağlayan serbest ticaret anlaşmasını da inşallah imzalayacağız. Evet, arkadaşımızın verdiği bir notta da Malezya'yla teknik görüşmeler tamamlandı diye Sayın Genel Müdürümüz bu bilgiyi bize verdi. Bütün şartlarımızı da kabul ettiler. Kabul ettiler, inşallah böyle bir şeyimiz var. Yani bunu da birlikte yapacağız tabii. Sizlerle birlikte yapacağız. Sizlerle birlikte takip edeceğiz. Bu alanlar açıldığı zaman da inanın şu anda Asya Pasifik bölgesindeki toplam dış ticaret hacmimiz yaklaşık olarak 7-8 milyar dolarındaki hacmimiz bir anda bunu sıfırla, yani onla çarparak, yanına sıfır koyarak katlayabileceğimiz bir potansiyel olduğuna inanıyoruz. Ben konuşmamı planladığım buydu. Gördüğünüz gibi kapağını hiç açmadan başka bir alana geçtik. Toplantınızın hayırlı olmasını, ülkemize ve sizin gittiğiniz yerlerde başarılara vesile olmasını dileyerek, tabii herhalde soru cevap faslını burada tamamlayalım diyorum. Şimdilik tabii en son teşekkür kısmına girmeden çok teşekkür ediyorum. İsterseniz oturarak da yapabiliriz. Olur. Soru cevap faslını Sayın Bakanım.